Herkese selamlar, ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. TYT Matematik Kampı'nın geldik 3. dersine. Bugün sizinle beraber faktöriyel işleyeceğiz. Yine faktöriyel konusunu şöyle bir kısaca anlatacağım. Mantığını kavradıktan sonra zaten hemen cumburlup nereye dalıyoruz? Soru çözümlerine dalıyoruz tabii ki de. Ee, orada güzel şöyle bir altlık yaptıktan sonra seni kitaplarınla baş başa bırakıyoruz. Ve orada da çatır çutur soruları tokatlamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden aldım seni ders ekranıma. Şöyle. Şöyle görüyorsun 3. dersteyiz ve faktöriyel konusunu şöyle tanımıyla bir başlayalım. Şimdi faktöriyel çok zevkli bir konu. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Melih Hoca'nın özel isteği bir konudur. Birden neye kadar olan doğal sayıların çarpımına biz en faktöriyel diyoruz tamam mı? Şöyle de yanına bir ünlem işaretiyle de gösteriyoruz. Sadece bu konuda bilmen gereken ek özellik, ekstra özellik bir tane özelliği var. O da sıfır faktöriyelin bir olması. Bunu neden söylüyorum? Bu çünkü mantık dışı. Yani faktöriyel konusu nedir aslında? Ee, i̇şte birden neye kadar olan sayıların çarpımı. Ama sıfır faktöriyel deyince hocam birden sıfıra kadar oturmuyor yerine. Dolayısıyla konumun mantığına oturmayan tek yer orası. Sıfır faktöriyel ne olduğunu bilelim. Yeterli. Şimdi mesela bir faktöriyelden itibaren konu mantığına oturacak. Nedir? Bir faktöriyel birden başla sayıya kadar çarparak git. E 1'den bire zaten bir tane var. Dolayısıyla bunun cevabı 1'dir. Şimdi 2 faktöriyel. Yani. 1'den başla, sayıya kadar git. 1 çarpı 2. Bitti. Nedir? Cevap 2'dir. 3 faktöriyel. Yani. 1'den başla. 2 3'e kadar gidiyorsun bu sefer. 1 kere 2, 2 2 kere 3 6. Cevap 6. Gel 4 faktöriyel yapalım. Birden başlıyorsun, 2, 3, 4'e kadar gidiyorsun. Ya da bunu tersten de düşünebilirsiniz bu arada. Hemen şunu bir çarpalım. 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24. Mesela 5 faktörüyle tersten git. Yani 5'ten başta 1'e kadar git. 5, 4, 3, 2, 1. Bunları çarptığınızda da cevabımız ne çıkacak? 120 çıkacak. Buraya kadar sayısal olarak kesin bilmeniz gerekiyor bu arada. Hani bunlar illaki bir yerlerde çıkıyor. Ee, ama bundan sonrasını kalkıp da sana 10 faktörüyle kaçtır gibi e, bir soru sorulmayacak... Ama tabii ki de sorularda onlarla da işlemler yapacağız. Nasıl yapacağımızı birazdan göreceksin. Mesela 6 faktöriyel nedir? E birden başlarsın 2, 3, 4, 5 ve 6'ya kadar gidersin. Fakat bir uyanıklık yaparsın dersin ki az önce Meli Hoca bizi söylemişti 5 faktöriyel kadar zaten çarpınca 120. Bir de buna 6 çarpanı eklersem cevap 720'dir der. Böyle de geçebilirsin. Şimdi faktöriyeli mantığı budur. Sorularda görelim hocam seni diyenler için şöyle ilk sorumuz gelsin. Şimdi faktöriyelle büyük faktöriyellerle işlemlerde e, şunu düzeltelim. Büyük faktöriyelle işlemlerde mevzunuz her bir sayıyı hepsi faktöriyelli ise her birini en küçük faktöriyel cinsinden yazmaya çalışacaksınız. Şimdi biz faktöriyelli sayıları başka faktöriyel cinsinden yazabiliriz. Hani az önce sana aslında çaktırmadan örneğini verdim. Burada 6 faktöriyel yaparken ne dedim? Ulan dedim zaten 5'e kadar olan sayıların çarpımını biliyorum. Yani aslında ben şuraya 5 faktöriyel yazabilirim. Yani 6 faktöriyel sayısını zaten 5'e kadar olanları biliyorum. 5 faktöriyel şeklinde yazarım. Sonuna bir de 6 eklerim diye söyledik zaten değil mi? Dolayısıyla burada da o mantığı kullanacağız. Şimdi Uzatma bana şunu söyle. 4 tane faktöriyelli sayı var. Hangisi en küçüğü? 8 faktöriyel. O zaman benim baz alacağım sayı 8 faktöriyeldir. Küçüğün sözü geçecek tamam mı? E ne diyeceksin hocam burada? Şimdi 8 faktöriyeli aynen yazacağım. Orada bir numara yok. Fakat 9 faktöriyeli yaz yazarken diyeceğim ki seni 8 faktöriyel cinsinden yazacağım. Bunu neden yapıyorum? Çünkü hepsini bir ortak paranteze alıp o 8 faktöriyel gibi kocaman sayıdan çat çut. Kurtulacağım. Tamam mı? Böyle kılıçlar çekilecek oradan sonra yani. Peki çekilmeden önce bir şunları toparlayalım. Ee, şu arkadaş düz değil gibi geliyor. Beni gıcık etti o çizgi. Neyse. 9 faktöriyel. Yani. Şimdi 8 faktöriyel'e kadar yazarım. 8 faktöriyel zaten ne demek gençler? 1 2 3 4 5 6 7 8 demek. 9 faktöriyel de sonuna bir 9 eklenmesi demek. Ya ben bu 8'e kadar olan çarpımı zaten 8 faktöriyel olarak kısa yoldan gösteriyorum. Bak bu faktöriyel konusu da klasik temel matematikçi icadıdır. Adam 9'a kadar çarp çağıma demiş ki de bir konu bulayım. Tamam mevzu oradan geliyor. O zaman 8 faktöriyel çarpı 9 derim ben buna. Bitti. Geçtim 11 faktöriyel. Onun içine ne diyeceğim? 8 faktöriyel çarpı bu sefer parantez açacağım çünkü bayağı bir sayı var. İçeride kimler kaldı? 9, 10, 11 kaldı. Eksi diyorum. 10 faktöriyel içine ne yapacağım? 8 faktöriyel çarpı 9 ve 10 diyeceğim. İşte bana bunu soruyor. Tamam? Şöyle bir temizleyelim. Şimdi gençler size soru. Her birinde 8 faktöriyel oldu mu? Oldu. Olduysa bu soru bitti demektir. Nasıl yapacağız hocam? Çekeceğiz çizgimizi. 8 faktöriyel parantezine üstten bir alalım. Burada kaç tane var? Zaten bir tane var. Artı diğerinde kaç tane var? Şurada yani. E, 9 tane var yanında görüyorsun işte. 9 yazıyor. Tamam 9'umu koydum oraya. Alt tarafa geçiyorum. Yine 8 faktöriyel parantezine alıyorum. Şu terim var bir de şu terim var. Birinci terimde 8 faktöriyeli aldığımda 9, 10 ve 11'in çarpımı. 99, 990. 990. Arada eksi var. İkinci terimden 8 faktörü ile aldığımda 9 çarpı 10 90 var. Bitti. Şimdi gönül rahatlığıyla 8 faktörü yerlerin üstüne çizittiğinizi atabilirsiniz. Çizgilerinizi atabilirsiniz. Üst tarafta 1 artı 9'dan 10 kaldı. Alt tarafta 990'dan 90 çıkar. 900 kaldı. Sıfırlar gitti. 1 bölü 90'ı yazdık. Geçtik. Tamam. Mevzu bu kadar. Peki. Önemli bir notumuz var. 5 faktörel ve 5 faktörelden sonraki faktörel sayıların hepsinin birler basamağı sıfırdır. Neden? Niye hocam böyle bir özellik var? Çünkü şu yüzden gençler. Biz zaten 5 faktöriyelin ne olduğunu biliyor muyuz? Az önce hesaplamıştık. 120. Ya bundan sonra hangi sayı eklenirse eklensin zaten sonunda sıfır olduğu için atıyorum 7 faktöriyelin de son basamağının sıfır olacağını şimdiden söyleyebiliriz Çünkü 7 faktöriyel zaten içeriğinde 5 faktöriyeli barındırmıyor mu e, o 5 faktöriyelin içinde zaten sıfır yok mu var bitti o zaman 5 faktöriyel ve sonrasındaki tüm faktöriyelli sayılarda kesinlikle birler basamağı sıfır olacak Hatta bazılarında çok 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 fazla sıfır olacak. Birazdan onlara hesaplayacağız Hatta Tamam bak mesela işte ee, bir not daha bunun devamı bir not. Beş faktöriyel ve sonraki her faktörel topladığında da birler basamağı sıfır olur. Neden? Bu zaten sonu sıfırla bitiyor. E altı faktöriyel onun da sonu sıfırla bitiyor. E bunun da sonu sıfırla bitecek. Yani şöyle düşün bir toplama işlemi var. Adı 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 adı, adı sıfır. Adı, adı 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 sıfır sıfır. sıfır. Böyle e son basamağı birler basamağı yine sıfır. Toplandığında da. Tamam. Mevzu bu. Bunu anlatmaya çalışıyor soru. Ee, bilgi. Şimdi sorular üstünde daha net göreceğiz. Mesela acayip bir soru. Sert bir soruyla başlamışız ha. 1, 2, 3 faktöre 52 faktörele kadar toplamın 20 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi zurnanın gerçekten zart dediği yere geldik. Şimdi gençler 20 yi düşündüğümüzde bir faktöriyelden başlayalım önce. Bir faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 1, 2, 3, 6'dır. 4 faktöriyel 1, 2, 3, 4'ten 24'tür. Şimdi buraya kadar herhangi birinde 20 çarpanı yok. İçerisinden 20 ayıklayamam. Ama 5 faktöriyel eşittir 100 mi? 120. 120 dedikten sonra artık 20 çarpanını yakaladım. Bak 20 çarpanını yakaladım. Bundan sonra 52 faktöriyele kadar her sayının içerisinde bir 20 çarpanı kesin var. Çünkü zaten 5 faktöriyelde var o 20 çarpanı. 120 biliyorsun 20'ye tam bölünür. Tamam. Şimdi ne demek istedim şöyle anlatayım ben sana. Bak bunu unut. Ekstra bir şey anlatıyorum. Mesela 36 sayısını e, 7'ye bölümünden kalanı sordu. Aynı bu soruda olduğu gibi. Sadece toplam toplam demiyorum. Ben direkt sana 36 diyorum. Bunu nasıl bulursun biliyor musun? Şöyle düşünebilirsin. E, hatta şey yapacağım. Dur 34 yapacağım şunu. 34'ü 7'ye böleceğim. Kaç kalacak? Gençler burada 34'e en yakın 7'nin katını bulursun. Tamam mı? Yani... 7'nin katı olan bir sayı söyle bana. 7, 14, 21, 28. Heh. Bir sonrakinde 35'e gidiyor ona gitmesin. 28. O zaman ben bu 34'ü 28 artı 6 şeklinde yazabilir miyim? Tamam. Ve ben bu 34 bölü 7'yi 28 bölü 7 ve 6 bölü 7 diye de ayırabilirim. Tamam. Ya 28'de zaten problem yok. O 7'ye tam bölünüyor. O zaman problemi yaratan bu 6. 6'yı 7'ye böldüğümde kaç kalacak? E, 6 kalacak. Değil mi? Dolayısıyla 34'ü de 7'ye böldüğümde yine 6 kalır. Yani şunu anlatmak istiyorum. Burası karışık gelmiş olabilir. Şöyle söyleyeyim. 5 faktöriyelden sonraki her sayı 52 faktöriyel değil isterse 1552 faktöriyel desin. Tamam mı? Her sayı 20'ye tam bölünür. Yani bu 20'ye bölünür. Bunu 20'ye bölerim. 20'ye bölerim. Tam çıkar, tam çıkar, tam çıkar. Nereye kadar? 4 faktöriyele gelinceye kadar. 4 faktöriyele geldim mi Patates olursun. Çünkü 20'ye tam bölünmez. O zaman 20'ye bölümünden kalanına bakmak için benim şuradaki sorun çıkartan sayılara bakmam lazım. Bunları topladığımda 30, 33. İşte bu 33'ü 20'ye böldüğümde aslında kaç kalır? Bunu bulayım yeter. Çünkü diğer sayılar zaten tam bölünüyor. Dolayısıyla bir kere var çıkarttım. Çatçut 13. Aha da cevap 13. Anlatabildim mi? Bak. 5 faktöriyel. 20'ye bölünür. 6 faktöriyel 20'ye bölünür. 7 faktöriyel bölünür. 8, 9, 10 faktöriyel hepsi bölünür. 52 faktöriyel 20'ye bölünür. Bana sorun çıkartan 1, 2, 3, 4 faktöriyel kısmı. Onların toplamı da 33. 33'ü de 20'ye bölümde 13 kaldığı için sayının toplamında 20'ye böldüğümde 13 kalacak. Tamam. Umarım anlatabilmişimdir. Geldim 48 faktöriyelin içinde kaç tane 6 çarpanı var. Şimdi gençler. 1 faktöriyelli... Ee... Sayının içindeki çarpanları bulabiliriz. Kaç tane olduğunu. Kısa bir yolu var. Ama asal çarpanları bulabiliriz. Ee, burada da şimdi 6 asal bir sayı değil. 6'yı bulamam. Kaç tane al Direkt bulamam. Ama 6'yı parçalarsam 2 asal şeklinde o zaman bulurum. 6'nın içinde kimler var? 2 ve 3 var. Asal çarpanları. Tamam mı? Bunu ta 8. sınıftan beri biliyorsun asal çarpanlarına e, içerisinden çekmeyi. Mesela 15 deseydim 15'i parçaladığında 3 ve 5 gibi iki tane asal şeklinde parçalayabiliyordunuz değil mi? Onun gibi düşünün. Şimdi o zaman benim derdim şu olacak. 48 faktöriyelin içindeki 6'ları bulamam ilk bakışta. Ama kaç tane 2 var, kaç tane 3 var bulabilirim. Şimdi nasıl bulacaksın hocam? Şöyle bulacağım. Bunu adamlar bulmuşlar yani biz de anlatalım. 48'in içinde kaç tane 2 çarpanı var? Sabaha kadar 2'ye böleceksin. 2'ye böldün 24. 2'ye böldün 12. 2'ye böldün 6. 2'ye böldün 3. 2'ye böldün 1. Bitti. İşte bu kardeşlerimizin toplamı sana içinde kaç tane 2 olduğunu söyleyecek. Hemen toplayalım. 24, 30, 42, 43, 46. 46 tane 2 çarpanı varmış. 48 faktöriyel. Şimdi bak 48 faktöriyeli düşünme ya? 48 faktöriyel demek 48 çarpı 47 çarpı 46 çarpı 45 çarpı bu ıdı ıdı 1'e kadar gidiyor. Şimdi şöyle düşünme kaç tane 2 vardır diye sormadım. 2 çarpanı diye sordum. Düşününce şimdi 48'in de içinde 2'ler var. Ee, kaç var mesela 2 çarpı 2 çarpı 4'e böl 12. 2 çarpı 2 çarpı. Ee, bak sadece 48'den 4 tane 2 alabildim. Ve çarpı 3. Bir tane de 3 alabildim mesela. Yani 48'e sadece 48 gözüyle bakmıyorsun. Onun genetiğine indiğinde aslında 4 tane 2 çarpanı barındırıyor. E böyle 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 kaç tane 2 var? İşte 46 tane 2 varmış. Tamam mı? Peki kaç tane 3 var hocam? Hemen bakalım. 48'in içinde kaç tane 3 var? Yine sabaha kadar 3'e böleceğiz. 16 Kalanlarla ilgilenmiyorum bak. Bölüm. Kaç çıkıyor? Ona bakıyorsun. 5 kere 3 15. Tamam. Bir daha 3'e böl. 1 kere var. Bitti. Bir daha 3'e bölemem. Şimdi 1, 5 ve 16. Topla 6 e, 22 tane değil mi? 22 tane de ne varmış? Bizim 3'ümüz varmış. 3 çarpanı. Tamam. Şimdi 6 e, çarpanından yola çıktık. Sen nereden geldin? 2'ye 3'e. Şuradan geldin. Bakın şimdi. 46'nın içerisinde kaç tane 6 çarpanı var diye sormuş ya. E, 6 dediğimiz sayıyı oluşturan malzemeler 2 ve 3. Şimdi 2'den çok var ama yeteri kadar 3 yok. Dolayısıyla beni sınırlandıran şey 3. Ee, şöyle düşün, bir kek yapacaksın. Sadece malzemeler, bu acayip bir kek, yumurta ve e, şimdi karşında tek ne diyelim kabartma tozu saldadım o kadar uzağım mutfaktan sadece ee, önünden geçmek zorunda olduğum için geliyorum. <laughs> şimdi neler var yumurtalarımız ve kabartma tozu hepsinde bir yumurta bir kabartma tozu gibi. Diyor. Şimdi bir kek için birer tane lazım bir yumurta lazım bir tane de kabartma tozu lazım tamam. E şimdi senin elinde 3 tane yumurta 5 tane kabartma tozu var. Kaç tane kek yapabilirsin? Tamam şu ikisi de gözüküyor mu? Şöyle. 3 yumurta var 5 kabartma tozu. Kaç tane kek yapacaksın? Bu bununla eşleşti. Bu bununla bu bununla. E 2 tane kabartma tozu ne oldu? Puf. Karşılığını bulamadığı için kek elde edemez. Buradaki 6'yı da böyle düşün. Bu 6'yı elde etmek için 2 ve 3 lazım sana aynı sayıda. E aynı sayıda yoklar. Ne var elinde? 22 tane yumurta var. 46 tane kabartma tozu var. O zaman ortaya çıkacak o kekten kaç tane olur? En fazla 22 tane yaparsın. Yani bütün üçleri kullanırsın, bütün üçleri kullanırsın. 22 tane 6 çarpanı elde edersin. 2'lerden kaldı hocam? E kalır. Yapacak bir şey yok. Çünkü o 2'yi eşleyebileceğim 3 yok. Başka kalmıyor elimde. Max 22 tane var. Puf, sonrası kek yok. Aç kal. Tamam? O zaman 6 çarpanı ya da başka 15 çarpanını da sorabilirdi. 15'e bakmıyorsun direkt. 3'e ve 5'e parçalayarak bakıyorsun. Tamam. Burada da o yüzden bakın ne yaptık? 6'yı parçaladık. Ama direkt asal sorsaydı. Mesela direkt 7 çarpanını sorsaydı. O zaman hemen başlayacaktım. 48 bölü 7 bölü 7 bölü 7 gidecektim. Direkt asalı sorsaydı. Unutmayın bir daha söylüyorum. 48'i böyle 6'ya böyle böyle gidemezsiniz. Asallarda çalışır bu iş. Tamam mı? Bu adamlar bunu bulmuş. Bunu sadece asallarda çalıştığını söylemişler. Ona göre tamam. Şimdi buna benzer bir soru yine karşınıza çıkabilecek tarzda. Sondan kaç basamağı sıfırdır? Biraz daha alengirli. Gizlemiş soruyu. Aslında bir önceki sorunun aynısı. Ama işte böyle kaç basamağı sıfırdır falan dendiğinde acaba başka bir soru gibi mi düşünüyorsun? Hayır. Şimdi gençler. Bizi sıfır yapabilecek sayı kimdir? Sonuna sıfır ekleye, eklememizi sağlayacak olan sayı ondur. Zaten öyle demez miyiz? Bir sayıyı onla çarpmak demek aslında sonuna sıfır eklemek demektir. Oradan geliyor işte. O zaman benim derdim aslında 73 faktöriyelde kaç tane 10 on var onu bulmak istiyorum. Bak soru böyle olunca tak öncekiyle aynısına döndürdük. Tamam. Olayı mantıkla bu şekilde birbirine benziyor aslında tüm soru tipleri. Şimdi o zaman nasıl yapacağız? Kaç tane 10 olduğunu nasıl bulacağım? Onu bilmem ben. Ben 2'yi ve 5'i bilirim. Şimdi bir öncekinde yaptığımız ameleliği artık yapmayacağız. Tamam mı? Onu anlayabilirsiniz diye uzun uzun yaptım. Neye uzun uzun yaptım? 2'yi bulmak gerek yok 2'yi bulmama. Hangi sayı daha büyükse ondan daha az vardır. Hangi asal daha büyükse ondan daha az vardır. Mesela burada. Şimdi 2'ye mi bakayım 5'e mi bakayım? Hani kimden daha azdır? 5'ten daha azdır. O yüzden sadece kaç tane 5 olduğuna bakacağım... Çünkü ben onların karşısına yeteri kadar kabartma tozu eklerim. Tamam mı? Yani 2'den çok vardır. Küçük olduğu için. O zaman ne yapıyorum? Vardırdan kesin bilgi yayın. Tamam hani e, olasılık üstüne konuşmuyorum. Dolayısıyla 73'ü ne yapıyorum? İçinde kaç tane 5 var bakıyorum. 5'e böldüm. E ee, 1 4 14 bir daha 5'e böldüm. 2 kere var. Bir daha 5'e bölemem. O zaman 2 ve 14 topladım. 16 tane 5 demek aynı zamanda 16 tane aslında 10 çarpanı var demektir. Yani 16 tane 10 çarpanı elde edebiliyoruz demektir. Bu da eşittir 16 tane 0 yapar. Tamam mı? Demek ki 16 tane 0 olduğunu söyleyebiliriz son basamağında. Umarım anlatabilmişizdir. Hadi gel birazcık da şıklı sorulardan çözelim. Bir benzeri yine Sorular birbirine böyle gördüğün gibi yaklaşıyorlar. Direkt aynıları değil ama netice olarak senin kullandığın yöntem aynı bir kere. 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3, 4, 5, 6 faktöriyel toplamının birler basamağındaki rakam sorulmuş. Şimdi biz yine ne biliyoruz? 6 faktöriyeli biliyoruz. Sonu zaten 0 olmak zorunda. Kaç olduğunu bilmek zorunda da değilsin. 5 faktörel ve sonrası hep biliyorsun. Sonu 0. Çünkü ne var? Neden öyle? Mesela 5 faktöriyelin sonunda neden 0 var diye biliyorum? Hesapladığım için mi? Hayır şu yüzden olduğunu söyleyebilirsin. Yani hesaplamız kolay zaten de. 5 faktöriyel ne demek gençler? 1, 2, 3, 4, 5 çarpımı demek. Bak 2 hemen yanına 5 ile eşleşince 10 çarpanı yani bir tane sıfırı elde edebiliyorsun. 4 faktöriyelde var mı peki bu? 4 faktöriyelde var mı? Yok. Çünkü 1, 2, 3, 4'e kadar. Yani buradaki 2 garip. Gariban. 5 olmadığı için eşleşemiyor. 10'u elde edemediği için 4 faktöriyel sonunda sıfır olmuyor bak. Tamam. Mevzuyu umarım anlatabilmişizdir. Şimdi o zamansa biz 6 faktörelin sonunda sıfır olduğunu biliyoruz. 5 faktöreli biliyoruz. Onların sonunda sıfır var. Onlarla işim yok. Benim derdim diğer grup. Yani 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel. Bulsam yeter. Bunları da mecbur bulacaksınız. 1 şurası 2 şurası 6 burası da 24. Bunları da toplarsan 33 yapar. Sonundaki rakam kaçmış? 3'müş der geçersin. Diğerleri zaten vıdı sıfır, ıdıvıdı 0. E onları toplamaya soktuğunda netice olarak sonu yine 3 gelecek. Tamam? Geldim ikinci soruya. Şimdi böyle e, harfli haruflu soru olduğunda kafa karışabiliyor. Bu sorularda ne yapacağız hocam? Şimdi bu sorularda aslında teknik yine aynı. Mantık aynı. En küçük faktöriyel cinsinden yazacağız Peki buradaki en küçük faktörel kim bak en eksi 1 faktöriyel var en faktörel en artı bir faktörel Tabii ki de en küçüğü en eksi 1 olandır Tamam Dolayısıyla hepsini ben en eksi 1 faktörel cinsinden yazacağım Şimdi en eksi 1 faktöriyel artı eni nasıl yazacaksın hocam en eksi 1'den şöyle yazacaksın en eksi 1 e, enin bir küçüğü demek değil mi? O yüzden şöyle yapacağım en çarpı n-1 diyeceğim. Bak şimdi bak n faktörel ne demek? Açalım bunu. Hocam sayıyı bilmiyoruz. Ya biliyormuş gibi davran. n ile başlarsın değil mi? 1'e kadar gideceksin. E bunun bir küçüğünü yazman lazım. n-1. Bunun bir küçüğünü yazman lazım. E n-2. Bunun bir küçüğünü yazman lazım. n-3. Böyle böyle. Tabi bunu n'i bilmediğimiz için tabi sonsuza kadar gidecek de. En sonunda 1'i göreceksin. O zaman o zaman o zaman mevzu bir azalta azalta gitmekmiş. Yani n faktöriyeli ben n çarpı n eksi bir faktöriyeli olarak yazabilirim. Kendisi çarpı bir eksiğinin faktöriyeli. n artı biri nasıl yazacaksın hocam? Şöyle bak şimdi. n artı biri yaz. 1 bir küçült biri at yani n. 1 küçült e, n eksi bir faktöriyel. işte bu kadar. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun peki? n eksi bir faktöriyel parantezine alıyorsun. Alttan devam edeyim. Şöyle n-1 faktöriyel parantezine aldığımda açtım. Şu arkadaşta zaten bir tane var. Artı. Burada n-1 faktöriyelden n tane var. Artı n. Aşağıya geçtim. n-1 faktöriyelden şunu zaten çizersen n çarpı n artı 1 kalacak. n çarpı n artı 1 kalacak. Tamam. Şimdi o zaman eşittir. Ne kaldı elimde? Şu arkadaşlara elveda diyoruz. Üst tarafta n artı 1 kaldı. Alt tarafta n çarpı n artı 1 kaldı. Ve n artı 1'lere de veda ediyoruz. Ne kaldı? 1 bölü n kaldı. Vurduk Bursa'ya. Tamam. Bu da bu şekildeydi. Dedim ve üçüncü soruya geldim. Of acayip bir soru. 37 faktörden 26 faktörü çıkart demiş. Sondan kaç basamağı sıfırdır diye sormuş sayının sondan kaç basamağı sıfırdır diye sormamış. Ben sordum. Şu an <laughs> kaç basamağı sıfır olur. Sayının sondan kaç basamağı sıfır olur. Şimdi bulacağız mı hocam bunları? Hayır gerek yok. Sen şimdi bana 37 faktöriyeli söyle önce sondan kaç basamağı sıfırdır. Nasıl buluyorduk? 2 ve 5 arıyorduk. Sadece 5 arıyorduk aslında. İçinde kaç tane 5 var bir bakayım. 5'e böldüm. 7 kere 5 35'ten bir daha 5'e 1 kere tamam. 7 ve 1 topladım. 8 tane sıfır. tamam mı? 37 faktöriyelde. 26 faktöriyelde daha az olacak tabii ki de. 5'e böldüm 5 kere bir daha 5'e böldüm 1 kere. Toplamda 6 tane sıfır var. Bakın olayı mantıken düşünün ya. 37 faktöriyel bilmiyorum bu sayı bulamam da zaten. Ama sonunda şöyle 8 tane sıfır var. Diğerinde de 6 tane sıfır var. Şöyle yazalım. Bundan sonra ıdı başlıyor. Ve bunları çıkartıyormuşuz. Şimdi sondan kaç basamağı sıfır? Ya çok basit değil mi? Şurada sıfır. Burası sıfır. Burası sıfırdan sıfır çıktı. Sıfırdan sıfır çıktı. Bunlar sıfıra sıfır geldi. Buraya geldiğinde burada bir sayı yazacak. Atıyorum 8, salladım. 8 olacak, 7 olacak vesaire. E şimdi sıfırdan 8 çıktı. Çıkmaz. İşte komşuya gidelim elde alalım. Muhabbetine başlayacaksın. Dolayısıyla buradan itibaren büyü bozulacak. Sayılar gelmeye başlayacak. En azından şurada kesinlikle bir sayı olacak yani tamam mı? Dolayısıyla ben de kesinlikle sonucunda 6 tane sıfır görürüm. Tamam. Diyeceksin ki hocam burada aralarda da 0 olabilir. Ya aralarda olabilir. O beni ırgalamaz. Beni bağlamaz. Aralarda dememiş. Sondan kaç basamağı demiş. Toplamda kaç 0 var diye zaten sorulmaz. Dolayısıyla bu soruyu da tokatladık. Geçtim 4. soruma. Şimdi burada da en 3'ten büyük bir doğal sayıymış. Buna göre şu işlemi vermiş eni soruyor. Ne yapacağız? Aynı mantık. En küçük faktöriyeli söyle bana çocuğum evladım yavrum. En küçük faktöriyel n-3 değil mi? Dolayısıyla ne yapacaksın? Üstteki arkadaşı n-3'e kadar küçülteceğiz. n-1. Bir küçüğünü söyler misin? n-2. Bir küçüğünü söyler misin? n-3 orada dur. Orada duracaksan hop ünlemini koyacaksın. O dur işaretidir tamam mı? Bölü n-3 faktöriyel eşitmiş 56'ya. E burada çatır çutur gitmez mi n-3 faktöriyeller? Bak ince hareketle çat çut götürdün. Peki ne kaldı geriye? Üst tarafta n-1 çarpı n-2 kaldı. Bunun da cevabı 56'ymiş. Şimdi bana söyle bunu yani e, dağıtıp da ikinci dereceden denklem kurup çözmeye gerek yok. 56 dediğin sayı. Ardışık iki sayı söyleyeceksin bana. N-1, N-2. Bunlar ardışık sayılardır. E 56'yı da 7 kere 8 yazamaz mıyım? O zaman küçük olan 7, büyük olan 8. Yani burada n kaçmış? 9'muş. 9-1'den 8, 9-2'den 7. 8 kere 7, 56. Tamam. Bu da bu şekilde dedim ve 5. soruma geçtim. Şimdi yine burada n'ler havalarda uçuşmuş. Bu tarz sorular çok geliyor. O yüzden ben de aldım. Şimdi mantık yine aynı. n artı 1 faktöriyel. Yani. Başlıyorum. Ne yazacağım? n artı 1 çarpı n eksi 1 özür dilerim n artı 1 çarpı bir küçülttüm n bir küçülttüm n eksi 1 faktöriyel bölü aşağıda da n eksi 1 faktöriyel var ve bunlar adaya veda ediyorlar. Bitti. Eksi diyorum n artı 1 faktöriyelimiz var tamam mı? Bunu da küçülteceğim. n artı 1 çarpı bir küçülttüm n yeterli zaten altta da n faktöriyel var. Yine bunlar da adaya veda ediyor. Kalan sağlar bizimdir deyip çözüyorum. N artı 1 ile N'i çarp. N artı 1 çarpı N. Eksi N artı 1. Eşitmiş 15'e. E gençler burada da N artı 1 parantezine alabiliriz. N artı 1 parantezine aldığımda şu kardeşimizde N var. Eksi diğer kardeşimizde zaten bir tane var. İşte bunun sonucu 15'miş. Evet, sonuç bitti. Yani cevap çıktı. N artı 1 ile N eksi 1'in çarpımı 15. Bana şimdi aralarında bakın şu ikisinin arasında iki fark var. Çünkü arada bir sayı var. N var sonra N eksi 1. Yani iki fark. Dolayısıyla bana öyle iki sayı söyleyeceksin ki aralarındaki fark 2 olacak. Çarpımı da 15 yapsın. E nedir? 3 kere 5'tir. Dolayısıyla bu kardeşimiz küçük olan 3, büyük olan 5. Dikkat! N'i soruyor. N'i. N artı 1'e 5 dersen o zaman N kaçtır? 4'tür. Burada da 4 eksi 1'den 3 çıkıyor zaten. Dolayısıyla da vurduk Denizli'ye. Mevzu bu kadar. Tamam. Geçtim son sorumuza. Şimdi yine değişik tarz bir akıl yoklayan var mı yok mu sen de bakalım bir şeyler diyen bir soru. İki basamaklı x, y, z. Bunları düzelttim. Büyük harfle yazılmış. Küçük harfle yazın. Pozitif tam sayıları için aşağıdaki eşitlikler veriliyor. Buna göre x artı y artı z toplamın alabileceği en küçük değer sorulmuş. Şimdi bakın. Öncelikle şunlar iki basamaklı sayılarmış. Burası çok önemli. Çünkü soruyu çözdürecek kısmı o. Fakat burası daha da önemli. Ne olduğunu anlamıyoruz. Şimdi bakın. Anlamaya çalışalım. X faktöriyel bölü Y faktöriyel yapıldığında cevap X çıkmış. Bu nasıl mümkün olabilir? Şöyle düşünün. Mesela 17 faktöriyeli neye bölerseniz cevap 17 kalır. Çünkü x faktöriyel ve x çıkmış. O zaman 17 faktöriyel 17 nasıl çıkar? Şöyle olması lazım. Bu 17 faktöriyel dediğin sayı işte 17, 16, 15 ta 1'e kadar gidiyor. Bunların çarpımıdır aslında. Ve sonuçta 17 kaldığına göre de diğer herkesin sadeleşmiş olması lazım. O zaman bana ne lazım? 16 faktöriyel lazım. Yani 17 faktöriyel 16 faktöriyel bir küçüğüne bölersem bu arkadaş Ops ne oldu lan? Bu arkadaş dur kalem gelsin. Kalem. 16 faktöriyel diğerlerini uçuracak. Cevapta 17 kalacak. Yani x faktöriyel y faktöriyel bölümünde x çıkabiliyorsa buradaki x y'nin bir fazlasıdır. Kesin bilgi yayın. Aynı şey diğerinde de vardır. Ne demiş orada da y faktöriyel bölü z faktöriyel eşittir y çıkmış. O zaman da buradaki y kardeşimize ne diyeceğiz? Sen de z'nin bir fazlasısın diyeceğiz. Tamam. Şimdi o zaman şöyle mi oldu? X eşittir. Y artı 1 eşittir. Z artı 2 mi oldu aslında? Değil mi? Bak burayı unutma. Karıştırmayalım. Şuradaki Y yerine Z artı 1 yazarsam Z artı 1 bir artı 1'den X yerine de Z artı 2 yazabiliyoruz. He şimdi X, Y, Z neydi? Söyleyemem bakalım neydi? İki basamaklı sayılardı. O zaman ben bu X, Y, Z'yi iki alacağım ve alabileceğim en küçüğünü almam lazım. E burada da ne alırım? Giderim en küçük Z'ye 10 verebilirim. Çünkü burada X'e 10 veremem. O zaman Y'ye 9 demem lazım. Patlarız. Patates oluruz. Dolayısıyla patates olmamak için en küçük kardeşimiz Z'ye 10 veriyorum. Ee, ne oldu? 12 oldu. X 12, Y de 11 oldu. Bu kardeşlerimizin toplamı sorulmuş. Oradan da 33 cevabına gidebiliyoruz. Ve dersi de burada Nokta alıyoruz ama çözmüşüz be. Dedik ve gel şöyle tam ekrana. Evet TYT Tayfa. Bu şekilde de 3. dersimizin sona geliyoruz. Dersin nasıl geçtiğini yorumlarınızı da lütfen bırakmayı unutmayın ki biz de bu TYT kampımız hakkında verimlilik noktasında bir ölçüm yapabilelim. Tamam Bunu beğenilerle de gösterebilirsiniz ama yorumlarınız bizler için tabii ki de çok çok daha değerlidir diyor. Dersi bitiriyorum. Bir sonraki ders yeniden görüşünceye dek o zaman kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.